Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün bilişim teknolojileri ikinci dönem birinci yazıya birlikte hazırlanacağız. Sevgili öğrencilerim market algoritması verilmiş. Örnek olarak buna göre yukarıdaki algoritmanın çalışma prensibini açıklayın diye söylemiş. Şimdi sevgili öğrencilerim her zaman olduğu gibi bakın şu şekillerimiz bizim için önemli. Burada bir başlangıç var. Burada bir işlemimiz var. ve markete gidiyoruz alışveriş için. Evet mi hayır mı? Şu şeklimiz eşkenar dörtgenimiz karar verme aşaması. Karar verme aşamasının hayırsa geri dönüyoruz. Evetse bitirme kısmına geçiyoruz. Bu şekilleri sevgili şöyle göstereyim hazırladım. Evet bakın bir başlangıç kısmımız var. Ev alışveriş listesine gir kısmı var. Markete gidiyoruz. Burada sevgili markete gittikten sonra e, biber aldın mı? Burada karar aşaması var. E, karar aşaması şu eşkenar dörtgen kısmımız. Bunu az sonra da göstereceğiz e, şekilleri. Ondan sonra hayırsa geri markete e, dönüyoruz. Evet size sevgili e, biber aldım sorusunun cevabı bitirme kısmına geçiyoruz. Burada sevgili değişken sorulabilir algoritmada. Bu algoritmada bakın e, başlama, markete gitme, bitirme, dönme kısmından ziyade e, değişken olan kısım nedir? Alışveriş listesidir. Buna dikkat edelim sevgili Evet, algoritmanın görevleri, bakın şimdi şekiller gelecek. Bu şekilleri sürekli soruyorlar. Bunları lütfen ezberleyelim. Bakın başlangıç kısmındaki şu şekilde olacak. Yani bizim aslında önemli olan kısmımız şu e, kenarları oval olan, e, şu silindir gibi olan şeklimiz. Başlamak, e, bitirmek anlamında. Evet şu şekil sevgileneceğiniz bilgi giriş e, çıkışı anlamında. Bakın evet şu şeklimiz paralel kenarımız. İşlem kısmımız markete gitmek, dörtgen kısmında. Karar verme aşamamız bakın en önemli kısmı da bu çok fazla soruluyor. Eşkenar dörtgen şeklinde sevgili öğrencilerim. Bu şekilde lütfen ezberleyelim. Evet sevgili öğrencilerim buradaki şekilde de kodlamalarla e, bir ulaşma hareket etme kısmı var. Tavşanı ne yapacağız? Havuca ulaştıracağız bakın. Yan tarafta bulunan kodların baş da bulunan sayıları kullanarak tavşanı çukura düşmeden havuca ulaştırın diye söylemiş. Bir numara sol, 2 numara yukarıya, 3 numara sağa, 4 numara aşağıya, 5 numara sürekli. Şimdi sevgili öğrencilerim öncelikle ne yapıyoruz? 5 numara sürekli olarak yazıyoruz sevgilim. İşlemimizin sürekli olması açısından. Ben burada mavi çizgiyi gösterdim. Bakın ister yeşil gibi de 3 sağa, 2 aşağı, 2 sağa bakın. Bu şekilde yapabiliriz. Mavi gibi veya da bakın 3 tane sağa. Daha sonra 3 tane aşağıya, 2 tane sağa şeklinde. Ben burada mavi gösterdim. Kırmızı yapabilirsiniz. Bakın 3 tane aşağıya, daha sonra 2 tane sağa, 1 tane aşağıya, 2 tane sağa şeklinde olabilir. Ben mavi örnek aldım. Mavi örnek aldığımız zaman bakın ne yapıyoruz sevgilerim buradan? 1, Evet 2, 3 tane bakın. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3 tane sağa. Buradan sonra bakın. 1, 2, 3. 3 tane aşağıya. 1, 2. 2 tane de sağa gidiyorum. Bunu ne yapıyorum bakın. sağa gitmek için sağ neydi? 3 numaraydı. Bakın 3 defa 3, 3, 3 yapıyorum. Sağa, sağa, sağ yapıyorum. Gördüğünüz gibi mavi. Daha sonra ne yapıyorum? 4, 4, 4. Aşağı, aşağı, aşağı yapıyorum. 4 numara aşağı olduğu için bakın geldim. Son olarak da e, sağ sağ 3 defa Pardon iki defa üç yapıyorum yani buradan bakın sağ sağ diyerek avuca ulaşıyorum. Sizler de bunları yani farklı şekilde yeşil noktasına gidebilirsiniz. Bakın buradan başlayıp sağ 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 evet aşağı sağ sağ aşağı aşağı, aşağı şeklinde yapabilirsiniz. Kırmızı çizgi gibi ne yapabilirsiniz sağ yaparsınız. Bakın buradan sonra seyredeceğim aşağı aşağı sağ sağ aşağı sağ sağ, sağ şeklinde kırmızı çizgiyle de gidebilirsiniz. Ee, burada önemli olan seyredeceğim sürekli şeklinde işlemimizi başlatmak. Bundan sonra da e, algoritmayı yan e, yandakiler gibi ilerletmek. Evet, güçlü bir şifre oluşturmak için neler yapmalıdır diye soruyor. Bir kere sevgilerim 8 karakterden fazla olmalı. Büyük harf, küçük harf çok fazla. E, artık ikaz ediliyor. Harf, sembol, sayı kullanılmalı. Mesela kolay okulun K'si, okulun O'su mesela küçük harfle sevgilerim. Sembol mesela yıldız olabilir, nokta olabilir, soru işareti olabilir, kısa çizgi olabilir. Bunlar olmalı ardışık mesela 1 2 3 gibi ABC gibi veya büyük ABC gibi sıralı harfler rakamlar olmamalı kişisel bilgiler TC olmamalı cep telefonu olmamalı hemen başlıyor mesela 533 544 cep telefonunu yazanlar oluyor doğum tarihi olmamalı 1985 1990 ve benzeri olmamalı mesela büyük harf kolay okulun ikisini kullandım nokta kullandım büyük oğul 4 3 0 bakın alakasız okulun olsun küçük yaptım. Kısa çizgi kullandım. 5-1 alakasız. Büyük L kullandım mesela. Bu tarz şifreler oluşturmalısınız. Evet burada da bir bulmaca verilmiş sevgili harflerin Harflerin ile alakalı. Şimdi birinci kutucuk için tekrarla 2 diye söylemiş. Bakın evet iki defa önce A sonra B gelir değil mi? Bakın yukarı doğru alfabetik e, harfleri kullanacakmış sevgili öğrencilerim. A-B şeklinde bakın e, sıralanmış olacak. Yani şöyle bakın harfleri yazdım. Evet, 1-2 yukarı doğru. Yani sağa doğru düşündüğümüzde ikinci harfimiz B olacak sevgili öğrencilerim. Üçüncü harfe geldiğimizde evet aşağı yani geri doğru 14. 29 harf vardı. Geri doğru 14 sayacağımızda ileri doğru ne yaparız? 15 tane harf saydığımıza bakın. Evet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın ileri doğru geldiğimizde 15 ne oldu? L olmuş oldu. Buraya L yazıyoruz. Zaten bakın fark ettiğiniz çıkacak şeyi. Evet dördüncü kutusunu tekrarla 11 yukarı. Yine AB diye saydığımızda 11 sevgilendirim. İyiye gelecek. Sonra tekrarla 7 aşağı. Yine aynı şekilde bakın. 7 e, tersten sayacağımıza e, ne yapabiliriz? 29 olduğu için 22 e, yukarı sayabilirsiniz. Burada da Ş'yi. Burada da ne yapacaksınız? İ'yi. Bilişimi bulmuş olacaksınız sevgili öğrenciler. İlk biçimiyle kalmayıp yeni değerler ya da biçimler alabilen ifadeye de ne, ifade ya da nesnelerdir. Bir bilgisayar programının çalıştırılması sürecinde değeri değiştirilebilen birimler nedir? Değişiyorsa değişken olarak adlandırılır. Evet, yukarıdaki ifade yer alan boşluğa ne yazılmalıdır diye söylemiş. Ne yazacağız? Değişken diye yazacağız. Evet, bunları sevgili Scratch programından Biliyoruz ama bunları mecbur ezberleyeceğiz. Şöyle yanlarına hızlı olsun diye yazdım sevgili öğrencilerim. Evet bu işareti gördüğümüzde sevgili öğrencilerim eğer ise diyor bakın şart eğer ise yani şarta göre çalıştır demek. Bakın bayrak tıklandığında bayrağa tıklandığında başla demek. Evet sürekli bakın içindeki kodu sürekli çalıştır zaten yazmış. Evet boşluk tuşu basıldığında evet boşluk tuşuna basıldığında kodu çalıştır sevgili öğrenciler. Evet burada bakın. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Evet algoritma bir bilgisayarın problem çözme becerisidir. Programlama donanımlama ile alakası yoktur. Kod bilgisayarın anlayıcı. Tabi bilgisayar anlayacak ona göre işlem yapacak. Algoritma çözmeden önce problemi adım adım evet yazmalıyız. Ee, sevgili öğrencilerim her konu problem olabilir mi? Hayır. Her konu problem e, olamaz e, sevgili öğrencilerim. O zaman e, bu bilgilerden hangileri doğrudur dediğinde sevgili öğrencilerim ne yazacağız? Evet bir Doğrudur, 3 doğrudur, 4 doğrudur diye yazarız sevgili öğrenciler. Bilgisayarımızı zararlı yazılımlardan kurmak için neler yaparız açıklayın diye söylemiş. Evet bakın çok uzun süre diye mecbur hazırlıyorum artık yoksa yazım çok kötü oluyor. Evet Güvenlik duvarı aç, bu çok önemli. Virüs programı kullanmak hakikaten bu da çok önemli, özellikle orijinal. USB takınca veya takmadan önce ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Bir virüs taraması yapıyoruz. Güvenilir siteleri tercih edin. Bunlar ne yapıyorduk? HTTPS e, https şeklinde başlangıcı olmasına dikkat ediyorsunuz sevgili öğrencilerim. Uygulama indirirken dikkat ediyoruz ve virüs taraması indirdikten sonra ne yapıyoruz? Yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Yine her zaman olduğu gibi bakın şifrelerimize e, ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bilinen sitelerden e, alışverişler e, yapıyoruz sevgili öğrencilerim. Bilmediğimiz yerlerden alışveriş yapmıyoruz. Mesela e, sponsorlu yazıyor veya ücretli e, ürün reklam ürünü oluyor. Bildiğimiz alışveriş sitelerinin benzerleri oluyor mesela onun için reklam başında olmaması lazım ücretli sponsorlu e, reklam sitesi olmaması lazım ana siteden olması lazım ikincisi ile gelen bakın buraya onu da yazabilirsiniz ile gelen bağlantılardan değil örneğin meşhur alışveriş sitelerinden birisini mailiniz atıyor oradan tıklayıp gitmiyorsunuz e, ana e, arama sayfasına girip oradan gidiyorsunuz sevgilerim bu tarz maillere gelenler özellikle e, çok fazla virüslü olabiliyor. Evet burada bunlar da zaten 5. sınıftan beri kısa yolları soruyoruz. Yine her zamanki öğretmenlerimiz sorabilir. Yani tekrar mahiyetinde yazdık. Evet, ctrl kontrol x kes, kontrol c kopi yapıştır, kontrol f ara bul. mesela bir metin var metnin içerisinde bir kelime arayacağız. Kontrol f yazıp yazıyoruz. Metnin içerisinden buluyoruz. Alt tab sayfalar arası geçiş yapıyoruz. Kontrol s kaydet. Bu da zaten save İngilizceden geliyor. Yani shift delete de kalıcı olarak sil demek sevgili öğrenciler. Yine burada yine uzantılarımız var. Bunu da hazırladım. Ee, ne yapıyoruz? MP4'ümüzün e, video olduğunu biliyorsunuz. JPEG'ler e, resimdir. MP3 müzik dosyası sestir. Bu wow, house yine ses dosya e, Word dosyası biliyorsunuz. PPT PowerPoint sunum hazırlıyor. PNG resimdir. PDF e kitap ya da sıkıştırılmış nedir? AVI de güvencilim. Şöyle bu da neydi? Video. Eee programımızda XLS'de, Excel programıdır. Buna da yıldız koyuyorum bakın. Ee, beşinci sırada soruldu ama sürekli bu ikisine yıldız koyuyorum. Tekrar sorulabilir sevgili öğrencilerim. Evet 10 sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk sevgili öğrencilerim. Güzel bir tekrar oldu. Ee, yazılarınızın tarihlerini ve aldığınız notları paylaşırsanız sevinirim. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.